أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Gülhane Camii'mizin güzide ziyaretçileri, şerefli müminler, kıymetli beyler, hanımlar. Bakara suresi 246 numaralı ayetimizdeyiz. İkinci cüzün sondan bir sayfa öncesi. Rabbimiz elem tera, görmedin mi? Sen görmedin mi? Keyfe feale rabbuke, Rabbinin nasıl yaptığını görmedin mi? Bi ashabil fiil, fil ordusunu Allah neye çevirdi? Görmedin mi? Elem tera, sen görmedin mi demek. Kimi görmedin mi? İlel mele'i, önde gelenlerini. Kimin önde gelenlerini görmedin mi? Min beni İsrail. Beni İsrail'in önde gelen adamlarını, kimselerini görmedin mi? O gün Beni İsrail'in toplumun önünde yürüyen adamları bir şey isteyecekler, bir laf edecekler. Rabbimiz onların konuştuklarını görmedin mi? Sanki peygamberimize Rabbimiz görüyormuşcasına anlatır. Kur'an'ın öyle bir anlatma gücü vardır. Fî zilâlil Kur'an'ın yazarı Şehit Seyyid Kutup rahimehullah, onun Kur'an'da Edebi Tasvir diye bir kitabı vardı bir zamanlar. Uzun müddet bende kaldı. Kur'an'daki Edebi Tasvir, Kur'an'ın anlatım gücünü anlatıyordu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir şeyi görüyorcasına adama anlatır. Min ba'di Musa, Musa'dan sonra Beni İsrail'i yönetenlerin, toplumda söz sahibi olanların, önde gelen adamlarının hallerini, konuştuklarını, dediklerini görmedin mi? Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun yardımcısı Yuşa var biliyorsunuz aleyhisselam. Kur'an'da adı geçmez. Fetah diye geçiyor. Genç. Musa aleyhisselamın yanında çıraklık yapan, öğrenen genç delikanlı. Sonra peygamber oluyor o da Yuşa. Ondan sonra Hızkil isminde bir peygamber. Bundan önce, iki ayet önce, أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ Ölmemek için binlerce insanın şehirden çıktıklarını görmedin mi ey peygamberim? Bir veba salgını oluyor. Vebadan dolayı zenginler kaçabilmişler şehirden. Garipler içeride kalmışlar. Bir dönüyorlar ki şehrin büyük bir kısmı kırılmış veba hastalığından. Oysa ki bu ve buna benzer hastalıklarda peygamberimiz şehri terk etmeyin der. Sebep, o hastalığı başka yerlere taşımayın, bulaştırmayın. O sizde kalsın ama başka yerlerde ondan efendim hastalanmasın diye. Buna rağmen onlar ölüm korkusundan İmkan bulanlar şehri terk etmişler, garibanlar içeride kalmışlar, büyük çoğunluğu da ölmüş. O hayatta kalanlar görüyor musunuz? Bir daha böyle bir şey olursa biz de kaçalım. Adamlar kaçtılar, ölümden kurtuldular. Bak hepimiz telef olduk burada demişler. Allah'ımız kimsenin eceli gelmeden ölmeyeceğini göstermek için şehrin tamamı boşalmış ikinci hastalıkta. Allah hepsinin canını alıyor. On binlerce adam. Hepsi ölmüş. فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ Allah onlara hepiniz ölün dedi. Hepsi öldüler.
Cenab-ı Hak Hızkil, işte peygamber bu, aleyhisselama bir mucize olsun, ölüleri Allah'ın nasıl dirilteceğini görsün diye demiş ki, o diyor zaten, ya Rabbi bu kadar ölmüş insan nasıl dirilecek? Sen diyor şimdi çağır, bak nasıl diriyorlar bir gör. Nasıl dirilecekler? On binlerce adam dirilmiş. İki ayet önce bunu anlattı. Şimdi burada da Musa'dan sonra kimmiş onlar? İlyas aleyhisselam diye nerede olmuş? Hızkil'den sonra İlyas veya Zülkifil aleyhisselam diyenler de olmuşlar. Neyse, Kur'an-ı Kerim bu konuda bize isim vermiyor. Kur'an'ın özelliğidir. Kimsenin ismini zikretmez. Şablondur çünkü. İsim zikredilse belki ona has kalacak diye isim vermeden şablonları anlatır, olayı anlatır bize. اِذْ قَالُوا O Beni İsrail'in önde gelenleri şöyle dediler. Dün televizyonda bir tartışma var. Ortodoks Yahudiler kimdir, nasıl inanırlar? Orada uzmanlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de bahsetti. Rabbimiz وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ Biz Beni İsrail'i faziletli kıldık. Bunu pek çok tercümede üstün kıldık olarak tercüme etmişler. Bu şu demek değil. Bugünkü onların kendi inandıkları o sapık inançlarını Kur'an destekliyor değil. Onlar da insanlığın en kaliteli, en şerefli insanları biziz iddiasındalar. Biz insanız. Bizim dışımızda bütün insanlık bize hizmet için yaratılmış hayvandır gözüyle bakıyorlar. Bu şizofreni hastalıklı ruh, bu şizofren kafayla zaten katliam yapıyorlar. Biz orada insanlarla diyor savaşmıyoruz. Kiminle savaşıyorsunuz? Katil kendisi katliamını bak nasıl perdelemeye çalışıyor. Biz diyor hayvanlarla savaşıyoruz, haşa. Aslında bu kendi inançları. Beni İsrail'in hastalıklı inançları bu. Kur'an-ı Kerim'de biz sizi alemlere üstün kıldık, faziletli kıldık'ın anlamı şu. Beni İsrail'in toplumu Musa aleyhisselam zamanında bugünkü bizler gibi Müslümandılar. Tam şu gibiydik. Geçenlerde bir video yayınlandı. Başında sarıklı adamlar. İçki içiyorlar. O videoyu görenleriniz oldu mu bilmiyorum. Açıklama yapılmasa ben Müslüman zannedeceğim. Onlar Yahudiymiş. Bildiğiniz bizim sarıklarımıza benzer. Şu el sarma. Cemaatimizin başına sardıkları sarıkları var üstlerinde. Cübbeleri neyi var? Cellabiye. Müslümandan görüntü olarak ayırt edemezsin. Hepsi sakallı. Ortodoks Yahudiler fötörlü. Bizim bir zamanlar uğruna devrim yaptığımız, takmayanların kafasını kopardığımız fötörlü Yahudi simgesidir. Ne garip değil mi? Bir zamanlar böyle bir şey yapılmış ülkemizde. Herkes fötör takacak. Niyeyse. Onlar Yahudilerin simgesi, Ortodoks Yahudilerin, ama Yahudiler içerisinde aynen kılık, kıyafet, şekil, şemal olarak Müslümandan ayırt edemeyeceğiniz görüntüde adamlar da var. İçki içiyorlar. Yahudiymiş meğer onlar. Bizim Mardin Ermenileri, Mardin Hristiyanları, yanlış bir cümle kullanmayayım. Bir ara televizyonda bir belgesel göstermişlerdi. Ben adamı kilisede namaz kılıyor zannettim. Adam Hristiyanmış. Ayeti şimdi daha iyi anladım onları gördükten sonra. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar Allah'ın gönderdiği tek din İslam'dır. Bugün bizim inandığımız değerler neyse o günkü Beni İsrail'e verilen değerler de aynısıydı. Onlar da bizim gibi Müslümanlardı. Onların bugünkü bu şizofren halleri
İslam'ın tam bozulmuş, zıvanadan çıkartılmış halidir. Allah'ımız kime üstün diyor? Kim üstün? Takva sahipleri. O ayette وَلَغَدْ فَضَّلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ Biz Beni İsrail'i faziletli kıldıkın manası bu. Eğer siz Allah'ın kurallarına, yasalarına, peygamberin getirdiği şeriate, İslam'a uyar, gerektiği gibi Allah'tan korkarsanız, Allah'a hakkıyla kul olursanız, üstün sizsiniz. Aynı şey bizim için de geçerli bugün. Yani tarih boyu içerisinde kim Allah'a kul olmak gayretindeyse ama samimi olacak. Ama bugünkü bizim anladığımız İslami çerçevelerde olacak. Kim? Halit. Kim Allah'a güzel kul olmaya çalışırsa üstün o. Yoksa benim arabada çorap olacak herhalde, bir bakıver. Yoksa kimse ırkından dolayı, kimse Yahudi olduğundan dolayı veya sadece adı Müslüman olduğundan dolayı üstün olmaz. Üstünlük neredeymiş? Takvada. Bunu da parantez içerisinde söylemiş olalım. İz kalu. Allah sizden razı olsun canım abim. Aynısı. Evet. İz kalu. Şöyle dediler. O günkü Beni İsrail'in önde gelenleri, Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra İlyas Aleyhisselam'ın veya Zülkif Aleyhisselam'ın döneminde bir heyet halinde gelmişler peygamberlerine. Demişler ki اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنْ لَهُمْ Kendi peygamberlerine şöyle dediler. اِبْعَثْ لَنَا مَلِكَا Bizim başımıza bir kumandan tayin et ricasıyla geldiler. Bakın şimdi. İslami devlet yönetiminde iki tane alan vardır. Bir yöneten alan, yönetici. Bir diğeri de bak peygamberin temsil ettiği makam. Biz buna Osmanlı'da Şeyhül İslamlık demişiz değil mi? Bunu niye söylüyorum? İşte din ayrı, devlet ayrı da bilmem laiklik, dinin teminatı. Laiklik şurada kaç yıldır var? Ondan önce dinin teminatı yok muydu yani? Din perişan mı olduydu? Yok. Bunlar laikliği benimsetme zorlamaları. Kaldı ki İslam'da laiklik diye bir şey yok. İslam'ın ruhuna ters. Heh. Sapıtmış, zıvanadan çıkmış Hristiyan dünyanın laikliği olsun. O sapık Hristiyanlıktan yakasını kurtardıktan sonra Avrupa geliştirebildi, ilerleyebildi, insan olabildi daha doğrusu. Düşünürsene, yıllarca yıkanmayan adam makbul kabul ediliyordu. Böyle bir din olabilir mi? İlimle uğraşanlar aforoz ediliyordu. Böyle bir anlayış olur mu? Laiklik denen şey kurtardı bunları bu sapıklıktan. Ama bizim dinimiz de böyle mi? Bizim dinimiz bize ilmi ret mi ediyor, yasaklıyor mu? Bilakis alimin diyor uykusu abidin gece boyu namaz kılmasından daha kıymetlidir. İlme verdiği değere bir bak. Böyle olduğu için zaten bugün sahip olduğumuz bilimsel gelişmelerin neredeyse tamamının altyapısını Müslüman alimler kurmuşlar. Evet. Konuma geri döndüm. Ne dedik? İki boyutlu yönetim. İdareci, onun özellikleri farklı. Her ilim adamı, her ilim sahibi aynı zamanda iyi de idareci olacak demek değildir. İdarecilik farklı bir meziyettir. Bir beceridir. Allah'ın lütfudur. Onun için lider olunmaz. Lider doğulur derler. Allah insana öyle meziyetler veriyor. Pekala bu idareci de dinden
ayrılmaması lazım. Görev bu. Bu idarecileri İslam'ın dışına çıkmamaları için kontrol edecek mekanizma hangisidir? Şeyhul İslamlık mekanizması. Kanuni Sultan Süleyman 44 sene padişahlık yapmış. Bir vasiyeti var. Nedir biliyor musunuz? Onun zamanındaki Şeyhul İslam, umarım yanlış söylemiyorumdur, Ebu Suud Efendi'mi veya Zembilli Ali Efendi'mi bilemedim şimdi. Bileniniz varsa söylesin. Vasiyeti şu: ben öldüğümde diyor bütün fetvaları benimle mezara gömün. Benim zamanımda devlet adına uyguladığım fetvaları. Ben hiçbir zaman Şeyhul İslam'a sormadan hareket etmedim. Allah bana sorarsa Süleyman niye şu hareketini yanlış yaptın derse, ya Rabbi bütün fetvaları yanımda getirdim. Ben senin alim kuluna itibar ettim. Ona sordum. Ona göre hareket ettim diyebileyim diye böyle bir vasiyetinden bahsederler. Evet şerefli müminler, bak aynı uygulama. Dediler ki Beni İsrail'in önde gelenleri, İb'at lene meliken, bizim başımıza bir melik tayin et, bir idareci, bir hükümdar. Ne yapacaksınız? Nukatil, savaşalım, onun önderliğinde savaşalım. Nerede savaşalım? Fi sebilillah, Allah yolunda onun önderliğinde savaşabileceğimiz bize bir komutan tayin et dediler. Şimdi peygamber onlara şöyle bir cevap veriyor, şöyle bir soru soruyor. Kale, dedi ki peygamber, hel aseytum in kutibe aleykumul qitalu ella tuqatilu. Siz savaşalım diyorsunuz da haydi başınıza Allah bir hükümdar, bir komutan, bir kumandan tayin ettikten sonra ya bir de vazgeçerseniz? Onların nasıl böyle yalpak bir şey olduklarını biliyor peygamber. Musa Aleyhisselam Efendimiz zamanında deniz ikiye yarılıyor, hepsi görüyorlar. Bunun bugün bilimsel izahı var, biliyor musunuz? Deniz nasıl ikiye yarılmış? Bilimsel izahı var. Doktor Osman Coşkun, kendisi enerji alanında doktor, bir gün burada konuşacak, böyle ağzınız açık kalır. Bunların bilimsel izahını yapıyor. Deniz ikiye yarılmış. Ya Musa demişler, hava çok sıcak, çölde yaşanmıyor. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam Efendimizin duasıyla başlarına bir bulut gölgelendiriyor. Beyler nereye giderse bulut da oraya gidiyor. Başlarına sıcak geçmesin. Ya Musa demişler, acıktık demişler ya. He? Bu sefer gökten onlara sofra iniyor, yemek yiyorlar. Ya Musa susadık. Olmayacak, çölün ortasında büyük bir kayadan asasını vurmasıyla 12 yerden su fışkırıyor. Her kabilenin, her boyun İçeceği yer belli. Birbirine girmesinler, dövüşmesinler diye. Bunlar Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğu, Yusuf Aleyhisselam'ın kolları, 12 boy. Oradan geliyor. Yusuf Aleyhisselam'ın babasının adı, soyadı daha doğrusu, lakabı daha doğrusu İsrail. Beni İsrail de Yakup'un oğulları demek aslında. 12 oğlundan 12 tane boy türemiş. Uzun lafın kısası, mucize üstüne mucize görüyorlar, biliyor musunuz? Bu kadar ikramdan sonra Allah'ımızın da Firavun'un zulmünden bu kadar olağanüstü şeyler göstererek kurtardığı o toplumdan bir dileği var. Gideceksiniz Kudüs'ü zalim toplumdan fethedeceksiniz. Ne diyorlar? Cevap ne? Kalu ya Musa, ey Musa, fezheb, sen git. Fezheb git, ente sen.
وَرَبُّكَ Rabbinle beraber gidin. Ha? فَقَاتِلَا İkiniz orada savaşın. Musa Allah'la beraber. اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ Biz demişler keyfimizden ödün veremeyiz. Sanki 2024 yılının Müslümanlarından bahsediliyor. O kadar kaliteli Müslümanlarız ki sadece dua ediyoruz. Ya Rabbi affet, evet. Bunu derken dua etmeyelim demiyorum. Daha yapabileceğimiz neler varken sanki yerimize çakılmışız. Kimse harekete geçemiyor, geçmiyor. Nasıl bir miskinliktir bilemedim. Bunları tabii önce kendime söylüyorum, sonra size. Onların böyle kaypak olduklarını geçmişte bildikleri için peygamber diyor ki hel aseytum in kutiba aleykumul qitalu alla tuqatilu. Ya Allah size istediğiniz gibi bir kumandan tayin eder de cihadı farz kılarsa, ya diyor vazgeçerseniz ne olacak o zaman? Şimdi karşılık geliyor. Kalu, önde gelen o laf ebeleri. Bugün bizimkiler de İslam bilmem ne konferansı toplanmış. Toplanamaz olasılar. Bir araya geliyorlar. En lüks otellerde yatıyorlar, kalkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Sonra gidiyorlar. Toplandık mı? Toplandık. Neyi görüştünüz? Gazze'yi görüştük. Vay be. Ne büyük iş yaptınız. Nasıl görüştünüz ya? Allah'a nasıl hesap verirler bunlar bilmem. Kalu, dediler ki önde gelenler, Müslümanları güya o günkü Müslümanları temsil eden bu adamlar. Ve mâ lenâ, bize ne oluyor demişler ya. Ellâ nukâtile fî sebîlillâh. Nasıl olur biz Allah yolunda savaşmayız. Mangalda külde bırakmıyorlar. Şimdi niçin savaşmaları gerektiğini anlatıyor beyefendi. وَقَدْ اُخْرِجِنَا مِنْ دِيَارِنَا Bak yurtlarımızdan sökülüp atıldık. Nasıl savaşmayalım demişler ya. Calut bunları tarumar etmiş. Bunlar bir savaşta yeniliyorlar. İçlerinde onun şeyi var. Yurtlarından bunları söküp atmışlar. Bu hadisenin cereyan ettiği yerin bugünkü vallahu alem Gazze bölgesi olduğu kitaplarda tarif ediliyor. O günkü Yahudiler, o günkü Yahudilerle bugünkü Yahudileri aynı görmeyin. O günkü Yahudiler, bugünkü bizimki Müslümanların aynısı. Tevhid inancına sahipler, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi zekat veriyorlar. Başlarında fötörleri yok. Bugünküler tam böyle sapıtmış, ultra sapık bunlar. Veleddallin, gayril mağdub. Mağdub işte orada Yahudiler demek. Allah'ı kızdırmış adamlar. Bu kadar nimet ikram ediyor Allah. Allah'a akıl veriyorlar. Sen git savaş gel diyorlar. Nasıl olsa her istediğiniz oluyor sizi. Bizi niye yoruyorsunuz ki? Biz burada dua edelim demişler. Ey Musa sen Allah'ınla git savaş. Onları oradan çıkar biz gelelim. Ayet bu anlattıklarım ha. Bu da Maide suresinde. وَقَدْ اُخْرِجِنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا Biz, evlatlarımız, çocuklarımız, yavrularımız ülkelerimizden sökülüp atıldı be. Tabii demişler savaşacağız. Müfessirler derler ki, böyle deme yerine bunların rızası nereye döndü? Niçin savaşacaklarmış? Topraklarını geri almak için. Savaş amaçları neymiş? Toprak. Vatanlarını geri alacaklarmış. Bunun için savaşacaklarmış. Ama lafta ne diyorlar? Niçin savaşacağız dediler yukarıda? Allah yolunda. Dilde Allah yolunda savaşacaklarını söylüyorlar. Ya vazgeçerseniz deyince asıl niyetlerini dışarı vuruyorlar. Nasıl savaşmayalım demişler ya. Bize neler yaptı bu adamlar? İntikam almamız lazım. İş Allah rızasının dışında başka bir gayeymiş meğer. Felemme kutibe aleyhimul qitalu
ne zaman ki onlara savaş farz kılındı, tevellev, hepsi yüz çevirdiler. İlla kalilen minhum, az hariç. Hani siz savaşacaktınız? Hani amacınız Allah rızasıydı? Vallahu alimun bizzalimin. Allah zalimlerin kim olduğunu biliyor. Niye burada zalimlerin kim olduğunu biliyor diye bitirdi? Ne alaka? Şu demek. Allah'ın emirlerini tatbik etmeyenler, yüz çevirenler zalimdirler. Kendilerine yazık ediyorlar. Allah'ımız cümlemizi Rabbimize muhalefet etmekten muhafaza eylesin. Nefsimize ağır da gelse, zor da gelse Rabbimizin emirlerini yerine getirebilmeyi nasip eylesin. Allah'ımız Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de kendi rızası için çalışan, çarpışan bütün ehli imana imdad eylesin. Rabbimiz ehli imanı aziz, ehli küfrü de zelil eylesin. El-Fatiha.